Gençliklerini ve güzelliklerini korumak isteyen pek çok hanımın ilk başvurduğu yöntemdir botoks. Ama bazı ünlü isimler var ki onlar ben kırışıklıklarımla güzelim diyor ve yıllara meydan okumak yerine olgunluğun tadını çıkarıyorlar. İşte yüzüne botoks iğnesi değdirmemiş starlar. Sorry, that's just not me. It never was. I think that everybody involved in the making of... Kimi 50 yaşını aştı, kimi 40'ına merdiven dayadı. Hayatında hiç botoks yaptırmadan yıllara meydan okuyan ünlülerin son hallerini Magazin 8 araştırdı. Story suddenly. Thank you so much. Her yaşın ayrı bir güzelliği var. Yaşlanmak güzeldir ancak onlar ne kırışıklarını ne de yaşlarını saklıyor. Onlar doğal güzellikten yana asla botoks yaptırmıyor. Yaptıranlara saygı duyuyor ancak bu doğal halleriyle görenleri şaşkına çeviriyorlar. Magazin 8, doğal güzelliklerinden ödün vermeyen dünyaca ünlü yıldızları açıklıyor. They don't go away like... You know, mine didn't go away either, yeah. So I wrote a book about it. 5 kez Oscar'a aday gösterilen, en iyi kadın oyuncu Oscar'ı bulunan 3 Aralık 1960 doğumlu Julianne Moore. Thank you so much. I read an article. Babası askeri bir yargıç. Annesi psikiyatrist olan Julianne Moore tam 55 yaşında. Çocukluğu babasının mesleği nedeniyle sürekli tayinlerle şehir şehir gezmekle geçti. Bugüne kadar 2 evlilik yaptı. 2 çocuk annesi Julianne Moore bugüne kadar hiç botoks yaptırmadı. Üzülmedim geçer. Bazı ünlü isimlerin 6 ayda bir botoks yaptırdığı biliniyor. İngiliz oyuncu ve senaryo yazarı Emma Thompson mimikleri kaybolmasın diye asla botoks yaptırmadı. Bu görüntüleri 1996 yılından Oscar töreninden. I think that everybody involved in the making of this film knows that we owe all our pride and all our joy to the genius of Jane Austen. Emma Thompson 15 Nisan 1959 doğumlu. 56 yaşındaki ünlü oyuncu 1987 yılından bu yana oyunculuk yapıyor. 2 kez evlendi ve bir çocuğu bulunuyor. Endamın yeter, gözlerin yeter, uğramasın sana ne hüzün ne de keder. 2 Eylül 1966 Meksika doğumlu Salma Hayek var sırada. O da botoksa hayır diyen ünlü isimler arasında. Great. Just great. Babası Lübnanlı, annesi Meksikalı olan melez bir güzel kendisi. Oyunculuk kariyerinde sayısız film ve ödül bulunuyor. Güzelliğiyle parmakla gösteriliyor. Şu an 49 yaşında olan dünyaca ünlü yıldız, evli ve bir çocuk annesi. Botoks yaptırmadı ve doğal güzelliğiyle övünüyor. Yüzündeki çizgilerinle, saçındaki beyazlarla benim için eskisinden yaşlanmak kaçınılmazdır. Her yaşın ayrı güzelliği vardır. Bir efsane var sırada. Adeta meydan okuyor yıllara. 19 Kasım 1962 doğumlu Judy Foster 53 yaşında. 3 yaşında oyunculukla tanışmış. Yıllarını, hayatını sahnelere adamış. No, I'm sorry. That's just not me. It never was and it never will be. Ne yaşlılığı, ne de yüzündeki çizgileri dert ediyor. Botoksuz, kırışıklarımla mutluyum diyor. Batya gibisin beyaz ve ince. Ruhum seni görünce ismin dudaklarımı yakıyor neden? Nedir bu çektiğim senin elinden? Yıllar karşısında dik duran hem ruhen hem de bedenen bir güzel var sırada. Kim der ona 50 yaşında diye? Kim der yaşlanmış diye? Brooke Shields de yıllara meydan okuyan, doğal güzellikten yana olan ve botoks yaptırmayan isimler arasında. Probably gonna, maybe it's good, maybe it'll terrify her. But you know they're not as prepared as they think they are. So I 31 Mayıs 1965 yılında Amerika'da doğdu ünlü oyuncu. 1.83'lük boyu, hep koruduğu kilosuyla göz kamaştırdı yıllarca. Beslenmesine dikkat etti ve bütün bu emeklerinin karşılığını 50 yaşında aldı. Genç halleri daha dün gibi akıllarda. Ancak tekrar hatırlatalım, hanımefendi 50 yaşında ve hiç botoks yaptırmadı. Karşısına geçip geçip kaderi çık seçik senin adın.
O henüz 14 yaşındayken keşfedildi. Kariyerine model olarak başladı. 16 Ocak 1974 yılında İngiltere'de doğan Kate Moss'un yıllık kazancının en şaşalı dönemlerinde 28 milyon pound olduğu söyleniyordu. Dünyanın en iddialı markalarının yüzü oldu. Birçok kez modellik yaptı ancak hayatının hiçbir anında botoksla buluşturmadı yüzünü. 42 yaşındaki ünlü manken 1988 yılından bu yana podyumlarda. Evli ve bir çocuk annesi. Güzelliği ve albenisi 42 yaşında da işte böyle ortada. Protect the nails to keep them in good condition and obviously you know eating well and juicing and the more vitamins you have the nispet edercesine, düşman çatlatırcasına yıllara meydan okuyan, zamanı durduran bir başka Duru Güzel'le devam ediyoruz. Julia Roberts, 28 Ekim 1967 Amerika doğumlu. 3 çocuklu ailenin en küçük çocuğu. Elektrik süpürgesi satıcısı bir baba, sekreter bir annenin en küçük kızı olarak dünyaya gelmişti Julia Roberts. This doesn't sound like a great story suddenly. Sayısız ödülü, sayısız filmi bulunuyor Julia Roberts'ın. Mona Lisa filminde aldığı 25 milyon dolar ücretle bir rekor kırmıştı. Başarıları, kariyeri, özel yaşamı parmakla gösteriliyor. Julia Roberts da botoks yaptırmadan yoluna devam eden ve 48 yaşında kıskandıran bir güzel. It's not worth it to try to create unimagined. Sıcak oldu değil mi burası bir anda? Gökhan Özen yönetmen koltuğuna oturdu. Büyük kızı Ada Deren klip oyuncusu oldu. Nilgün Belgün 4 yıldır sahnelediği tiyatro gösterisi için kostüm provasına gitti. Ünlü oyuncu verdiği röportajda Cem Yılmaz'a rakip olduğunu açıkladı. İngiltere'ye giyemez miyim? Yanımda Payanvay amca, Payanvay. Turist olarak geldim. Döneceğim Türkiye'ye. İşim gücüm var. Nilgün Belgün, Cem Yılmaz'a rakip olduğunu açıkladı. Cem Yılmaz'a rakiptiniz, yıllardır konuşuyoruz. Rakibim hala. Kim? Ben. Come on. Nilgün Belgün yine Nişantaşı'nda elbise provasındaydı. Elbise yaptırıyorum işte şey için, gösterim için. Yeni elbise, yeni şarkı, yeni dans. Hayatında birçok yenilik var Nilgün Belgün'ün. Bunlar gösterim için. Nilgün Belgün'le Aşk ve Komedi diye bir gösterim var. 4 evet. Yıldır kapalı geçe oynuyorum. Bu sene değişik. Rakiptiniz, yıllardır konuşuyoruz. Rakibim hala. Yani, devam ediyor rakibim. Devam ediyor. Seneler gittikçe devam ediyor. Her sene oynuyorum işte. Cem Yılmaz da yüzlerce kez sahnelediği sayısız gösterisiyle bir rekortmen malumunuz. Paralel akımlı İngilizce, onu biliyor musun? Yan sıradan medet. Hani what's your purpose? Bahattin gelseniz oğlum. Yani dil bilenle dil arasında paralel akım, anladın? Başını kaşıyacak vakti yokmuş hanımefendinin. Bir takım teklifler var. Bir reklam filmi anlaşmam var. 2 senelik onu yapacağım kısmetse. Ama bunları tabii şimdi söylemeyeyim. Olduğu zaman zaten görünecek, o zaman konuşuruz. Dizi teklifleri varmış ancak o artık komik kadın olmak istemiyormuş. Komedi diziler geliyor. Ben dramada oynamak istiyorum. Onun için 4 senedir inatla bekliyorum. Komedi drama gelir. Yapışmasından şikayetçisin. Hayır, yani komedi oynadım artık. Çünkü sonuçta konservatuar mezunuyum ben. Shakespeare'lerle falan okudum. Onun için drama yapmak istiyorum. Hayır, ben komedi yapmak istemiyorum. Dramada oynamak istiyorum. Evet. Komedi, kaliteli komedi olduğu zaman oynuyorum. İşler maşallah yerinde. Bol bol projeler var. Ancak aşk yok mu aşk diyor bir muhabir. Bakın nasıl cevap veriyor Nilgün Belgün. Ben hiç kimseye aşksızlıktan yakınmam. Her zaman aşkım vardır benim. Bu da sana kapak olsun. Oldu. Gidiyorum. Bay bay.